Kıvılcım. Gel Tanju'cum. Beni çağırmışsın. Evet, otursana. Ne oldu? Otur lütfen. Neler oluyor? Hastane sakin bugün. Ferman başına geleceğini biliyor. O gizemli kayboluşun ardından hiç gözüme gözükmedi. Ama mesai çıkışında ben soracağım hesabını. Hesabını soracağım diyorsun. O zaman sana bu haberi vermenin zamanı geldi. Ben Ferman neredeydi biliyorum. Beliz'e evlenme teklifi hazırlığındaymış. Bu ne demek biliyorsun herhalde, değil mi? Başhekimlik için bir rakip daha çıktı demek. Bravo. Yani Beliz Adil gittikten sonra seni mi seçecek, kocasını mı seçecek? Bak Tanju'cum, yerini çok sağlam tutman lazım. Yani hiçbir eksiğin olmamalı. Çünkü çok iyi bir bölüm şefi olduğunu ispat etmekten başka çaren kalmadı senin. Halledeceğim. Genel görünüm hipoaktif. Dolaşım, solunum. Retraksiyon. Yeniden değerlendirme yapılması gerek bu hastaya. Tabii hocam. Ferman Bey. Doktor Metin. Benimle geliyorsun. Doktor Metin Eşmer. Bir yere mi yetişiyoruz? Gel. Ferman. Evet. Özel hayatında ne halt ettiğim beni ilgilendirmez. Ama bölümün istatistiğini düşüremezsin. Ben böyle bir şey mi yaptım? Asistanlarından biri duygusuz, biri duygusal, biri otizmli. Rakamların düşeceğini tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. Demir daha yeni bir hasta kaybetmedi mi? Bak, artık silkelenme vakti. Hepsini mum gibi yapacağım. Bu gece herkes nöbette olacak, acilde. Abartmıyor musunuz biraz? Sana gelince, özel izin alıp telefonunu kapatamazsa sevgilinle evlenme teklif edeceğim diye. Bu nereden çıktı ya sürekli? Bak, yarın hastaneye geldiğimde gece burada ne olduysa her vakayı tek tek inceleyeceğim. Didik didik edeceğim. Peki. Kimse bir hata yapmasa iyi olur. Peki. İncele. Merhaba Nazlı. Dün akşam çok güzeldi değil mi? Evet ya. Çok eğlendim. Tekrar çok teşekkür ederim. Şimdi sıra sende. Ne sırası? Sen beni mutlu edecek bir şey yaptın. Ben seni mutlu edecek bir şey yaptım. Şimdi sıra sende. Öyle olmuyor mu? Olmuyor tabii. Olur mu öyle şey? İçinden ne zaman gelirse o zaman jest yaparsın sevdiğin birine. Nasıl bir jest mesela? Ne bileyim yani işte o sırada... Bittim ya. Demir gel. Şimdi sana soru. Sevdiğin birine, bir yakınına onu mutlu etmek için nasıl bir jest yaparsın? Söyle Ali'ye. Ne bileyim abi, yani yakınlığın derecesine göre değişir. Ama yani yapılan her jest karşılık bulmuyor Ali'cim. Onu da bil de. Evet, geldim yine felaket tellalı. Ferman Hoca hepsini getir acil dedi. Doktor Dilek Taşkın. Acele acele haydi.
Günaydın hocam. Bu gece herkes acilde nöbetçi. Nasıl ya? Ha? Nasıl hocam? Merak etmeyin hocam, gözünüz arkada kalmasın. Böyle bir şey olamaz çünkü ben de sizinleyim. Acil nöbeti mi? Ben de mi? Herhalde sen de. İlk acil nöbetimde siz de yanımda olacaksınız. En azından bu iyi. Keşke aynı düşünceleri ben de paylaşabilsem Ali. Gözüm özellikle senin üstünde olacak, tamam? Hastası olmayanlar gitsin yemek yesin. Diğerleri yüzünü mü yıkıyor, kahve mi içiyor? Buraya herkesi cin gibi istiyorum. Bu gece iş var ve kimseye uyku yok. Haydi. Peki hocam. Haydi. Bize bu yer bu çiçeği abi. Demir konuşma. Dır dır etme. Tamam hocam. Ferman. Asistanlarından birinin hastası öldü. Ki ben bunun sebebini didik didik araştıracağım. Bunu burada bırakacağımı sanma. Diğeri hastasını kurtarmak için babasının parasını yedi. Bir tek Ali iyi iş çıkardı dün gece. Üçte bir yani. Sen şimdi buna iyi istatistik mi diyorsun? Demir'i duydum, cezada ara vermeden devam edecek nöbete. Eline cetvelle vursaydın bari. Bu kadar acımasız olmasaydın. Bitti mi söyleyecekleriniz? Bitmedi. Bundan sonra bu bölümde at koşturma devri bitti. Herkes ayağını denk alacak. Müsait misin? Hı hı. Bak çok kötü olay çıkacak demedi deme. Ne oluyor? O Tanju denen herif iyice cozuttu. İşin en kötü tarafı adam haklı. Çünkü hastanede kimse işini yapmıyor, herkes dedikodu peşinde. O evlilik lafını kim çıkardıysa onu gideceğim. Ben çıkardım. Şaka. Keşke. Sen o gün bana nereye gittiğini söylemedin. Kıvılcım da çok üstüme gelince ben bilmiyorum diyemedim. Öyle bir anda çıkıverdi ağzımdan. Ben bile inanamıyorum kendime. Kıstın mı? Evlenmek mi istiyorsun sen benimle? Ferman. Hı? Çocuklarımı da vurmak istiyorsun sen. Tamam lütfen ya. Gider misin? Çok utanıyorum, lütfen yapma. Ya hiçbir yere gidemem. Gitmeyeceğim. Eğer söylemeseydin çocukları biçecektim. Yalnız bunu uzun süre kullanırım, haberin olsun. Bir şey daha var. Hamileyim dedin millete değil mi? Saçmalama. Ne? Ne bu? Vekaletname. Bir gün benim başıma bir şey gelirse kararı sen ver istiyorum ben. Bak o gün nereye gittim bilmiyorum. Ailene ne oldu bilmiyorum, sormayacağım da. Sen istediğin zaman anlatırsın bana. Ama şunu bil. Gerçek ne olursa olsun. Bak Ferman ne olursa olsun. Ben seni sevmeye devam edeceğim. Gel buraya. Çok garip. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.